Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Alper Erözer bu haftaki konuğumuz. Alper Erözer, ne haber? İyiyim. En son bir video çektik. Olay oldu ya. Altına gelen yorumlar beni benden aldı. Sen okudun mu? Ya ben videoyu paylaştığın zaman okudum. Paylaştığın zaman gene o yorumları gördüm yani direkt. Seninle ilgili yorumları söylüyorum. Çocuk niye sürekli burnunu çekiyor? Çocuk niye kapşonlu giymiş? Niye? Hasta lan çocuk. Burnunu çekiyor. Kapşonlu giymiş adam yani hastaymış yani. O videoda çok hastaydım. O yüzden burnumu çektim yani. Özür dilerim sizden. Emrullah Gül'ün göğüs kılları. Videoda en çok konuşulan. Onu da gördüm. Arkadaşlar haklısınız o konuda. Sebebi şu, göğsünde o kadar kıl yok. Tamamen bilgisayar efektleri. Evet. Videoya çok efekt verilmiş ve orada bir siyahlaşma olmuş. Büyük bir ayrıntıydı. Soyunayım mı? Yok yani, ispat etmek isterim ama başka bir videoda artık. Bugün kapalı zaten. Bugün ben kapalı bilerek. Hatta şey gömlek giyeyim, kravat takayım falan diye düşündüm ama olmadı. Bugün Bezdum tişörtüm var. Emrullah Show Business Now. Arkadaşlar bu videoda Alper Erözer'e sorularımız var. Ne yapacağımızı bilmiyor videoya başladığımızda. Ben şimdi anlatıyorum. Şimdi sana sorular hazırladı editörümüz sevgili Gözde. Tamam mı? Bu soruları sana soracağız. Şıklı sorular. Bilemedim, verdiğin her yanlış cevapla ben ördeği öptüreceğim. Çirkin hindi midir, ördek midir, nedir bilmiyorum. Burada da sana verilen görevler var. Yapmanı istediğimiz görevler var. Verdiğin her yanlış cevap için buradan bir kağıt seçeceksin. Ve bunlardan birini yapacak. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz o zaman. Melek Subaşı'nın trend olmuş sözünün doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Tanıyor musun Melek Subaşı'nı? Yok, tanımıyorum. Şimdi tanıyacaksın. Sen 3 milyar 700 milyon. Evet. Sen 3 milyon 750 milyar. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen 1 milyar 750 milyon. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen 3 milyar 750... Bildi. Biliyorum. Gerçekten cevapları çekil görmüyorsun ederim. Değil mi? Yok cevapları. Zaten orada cevabın şey yazmıyor ki. Tebrik ediyorum. Bir de Instagram'dan. Bravo. Gerçekten bildi. Sen 3 milyar 750 milyon. Başka bir soruya geçiyorum. Şimdi dinletili bir sorumuz varmış. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmekte? Şarkıyı dinletiyorum. Hazır mısın? Bu kapalı mı lan? Ya hep bize denk geliyor böyle şeyler ya. Bu şarkıyı kim seslendirmekte? Aşkın yalan olmuş sinir bir gerçeğine ora bilimini istedim benden zalimen. Hani sinirler gibi sevmiş değil mi? Hani sana karar. Tekrar dinlemek ister misin? Yok, istemiyorum. Seçenekleri de söyleyeceğim bir saniye. Seçenekleri evet duymak istiyorum. Ben hissederim oradan, yakalarım yani. Ajdar, Muti. Muti'yi biliyorsun değil mi? Bu şey heyecanla şarkı söyleyen. Tamam. Kasım Şener, Enes Batur. Kasım Şener. Bunu da bildi. Hani hiçbirini bilmeyecekti? Çünkü Kasım Şener dışındaki hepsini tanıyor. Hepsini tanıyorsun. Evet, bu yüzden yani Kasım Şener. Ya da Enes Batur da olabilirdi diye. Enes Batur yani haberim olur herhalde ya, sosyal medyayı takip ediyorum yani. Bu fotoğraftaki ünlü kim diye bir fotoğraf var. Bu fotoğraftaki ünlü kim? Seçenekleri söyleyeceğim. Tanıyorum. Gördün ya. Mü? Yani evet, anladın mı? Tamam. Seçenekleri veriyorum. İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses'in bıyıksız hali, Tarkan, Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer. Bunu da bildi ya. Ama salladın yani hiç öyle. Evet, bunu salladım. Bayağı yani salladın. Baştaki şıkla sondaki şık arasında ama kalmış. Ama İzzet Altınmeşe'ye de benziyordu değil mi? Yani işte oradan. Bulanık çünkü fotoğraf yani, anlamadım ama. Peki. Bunu bir soru daha soralım. O Ses Türkiye yarışmasına katılıp da elenen ve bugüne kadar birinci olan herkesten daha ünlü olan şarkıcımız kimdir? A. İlyas Yalçıntaş, B. İrem Derici, C. Bilal Sonses, D. Tuğçe Kandemir. O Ses Türkiye'ye katılmış, elenmiş ama birinci olan herkesten daha ünlü olmuş. İrem Derici. Hayda. Ya bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bunlar o zaman çöp olacak. Ya biliyor daha mi? Sorular var, ben belki bilemem yani. Biliyor musun? Bir şeyleri bileme yani artık. Başka bir soru. Hangisi Türkiye'nin en çok izlenen sinema filmidir? A. Recep İvedik 1, B. Recep İvedik 2, C. Recep İvedik 3, D. Recep İvedik 4, E. Recep İvedik 5. Recep İvedik 1. Bilemedim bu sefer. Bilemedim mi? Recep İvedik 5. En fazla izlenen film oldu, evet. Ne oldu, çok kötü bir şey gelmesin. İnşallah kötü bir şey gelmesin. Kötü bir şey gelmesin. İnşallah reyting yapan bir şey yormasın. Ne geldi? Bu videoyu izleyen birine bir şey hediye et. Ooo güzel. Ederim, sıkıntı yok. Güzel. Maddi boyutu çok fazla olmayan bir şey.
bu videoyu izleyen bir manevi bir açıdan büyük evet. olsun bence. Ne hediye edersin? Şapkamı verebilirim, sweatshirtimi verebilirim. Bu şapkayı mı? Bu şapkayı tamam, veriyorum. Giderken bana mı bırakıyorsun yoksa şey mi? Yollarım ya da tamam. bırakırım bilmiyorum. Tamam, okeydir. Bu şapkayı almak isteyen bir dinleyicimiz videonun altına şapkayı istiyorum yazsın arkadaşlar. Şapkayı istiyorum. Evet, yani. Kanala abone olmanız şartıyla evet, şapkayı... Kanala abone olup şapkayı istiyorum yazarsanız şapkamızı... Tamamdır. Başka bir soruya geçiyorum. Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk YouTuber kimdir? Atakan Özyurt, B. Danla Bilic, C. Berkcan Güven, D. Reymen. Reymen ya. Bravo. Bunu da biliyor. Evet. Vay arkadaş. G3 ile fotoğraf çektiren bir adam nerededir? G3 ne? Seçeneklere geçiyorum. Tamam. A. Konser, B. Askerlik, C. Ödül töreni, D. Gezi. Gezi mi? G3 ne bilmiyorum ki. G3'ün ne olduğunu bilmiyorum. Bilen var mı aranızda G3? Sen de bildin Sinan. Evet. Yani sen her gün çatışmaya çıkıyorum ben çünkü dışarı. Ama yapacak bir şey yok. Biraz da zor şeyler soralım yani. Yok. Çek bakalım. Bakalım. Yani aynısını daha çıkıyor. Önce kimseye söylemediğim bir şey itiraf et. Hayda. Hayda. Bilmiyorum. Yeterince ikna olmadığın bir şey itiraf edersen yeni bir kağıt çektireceğim. Bence müzik sektöründe en iyi böyle yani iş yapan sıralamasında iyi bir yerde yani ilk 10'da olduğumu düşünüyorum. Türkiye'deki müzik sektöründe iyi iş yapan kişilerin ilk 10'unun içerisindeyim ben. Evet, ya kime göre 1 olsun, kime göre 2 olsun, kime göre 3 olsun, kime göre 10 olsun ama o bir şey söyleyeceğim, yorumları görüyorum şu anda. Ben şu ya anda... Ya uçucukta kendini sanıyor kardeşim ya. Ya sen de falan. Sen de bırak şimdi ya. Aleyla Baba değerini bilemedik. İkna edici bir şey olsun dedim, ben de ikna edici bir şey yani. Güzel. Bir tane daha dinletili sorumuz vardı. Bunu bilirsin diye tahmin ediyorum. Birleşti ellerimiz çarpıyor. Bu müzik hangi dizinin jeneriğidir? A. Bez Bebek, B. Asmalı Konak, C. Selena, D. Hiçbiri. Selena. Selena mı? Doğru, onay alındı. Ben bilmiyorum gerçekten o yüzden. Sürekli firketesini kaybeden bir kadın neyini kaybediyordur? Firkete mi? Evet. Parası, yüzüğü, tokası, umutları. Firkete, umutlarını kaybetmiş. Firkete bilmiyorum ki. Toka. Nedir firkete? Sen. Toka. Tokasıymış, ben de bilmiyorum. Buyurun. Ama umutları kayboluyor tabii. Tabii, toka yani kaybolunca umutlar. Yani belki seçine bağlayıp bir şey çıkacak. O zaman çıkan şeyin yarısını yapacaksın. Sıkıntı yok. Bir takipçini telefon ile ara. Hayda. Hayda, numarasını nereden bulayım? Numarasını nereden bulacağız? Tamam, orada. Var mı? Var. Bir sürü var. Tamam. Hemen arayalım. Erdinç Ersoy'dan. Erdinç Ersoy'dan bir takipçini. Onlar bulana kadar biz de yeni şarkını konuşalım. Yeni şarkın... Adını unuttum. Yazıklar olsun. Vallahi unuttum ya. Oo, şu anda bir saniye. Yeni şarkım Tek Bir Yeminle Tek arkadaşlar. Tek Bir Yeminle. Az önce içeri girerken ezbere söylemiyor muydum şarkıyı? Evet, evet. Ama adını unuttum işte. Soner Sarıkabadayı ile beraber yapmış olduğunuz muhteşem bir şarkı. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir klip. Yaşına göre gerçekten üstün bir şarkı. Yaşının çok üstünde bir şarkı. Bu parça daha böyle her dediğin gibi her yaştan kitle dinleyip keyif alabilir. Yani bunu arabasında dinleyebilir veya o duyguyu hissettiği zaman dinleyebileceği bir parça olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yani yaptıklarım dışında bir iş oldu. Genelde hani enerji şarkısı mesela daha böyle ne eğlenelim, takılalım, evet. gezelim falan. Yaz şarkısı. Evet, o tripteydi. Yaz geldi. Daha çok yazın işte denize girelim, koşalım falan. O da o tripte. Onlar hep aynı şeydi ama bu daha böyle bir aşk üstüne oldu bu yüzden. Kalıcı olan şarkı bence bu ya. Yani bence biraz de. Daha gider bu. Evet. Bravo. Her an her tarz yapabilirim yani. O an tamam. Ne istiyorsam, neyi canım istiyorsa onu arkadaşlar, yapmak arkadaşlar Alper'in yapmasını istediğiniz tarzı videodan. Tarzı ama her şey. Yakın bize yani aklımda güzel böyle bir rap şarkısı yapmak var. Oo, rap var. Şarkı. Yeah! Gelin olmuş lan düğünü de bu gece. Kefenim hasret gidiyorum ecele. Anne yardım et bendiğime. Düetli mi? Bilmiyorum, düetli de olabilir, düetsiz de olabilir. Ama şu anda öyle bir düşüncem var aklımda. Değişebilir mi bilmiyorum ama... Alper Özer'den rap şarkı mı geliyor? Hazır mı takipçi? Merhaba. Merhaba, ben Alper Erözer. Alper. Hadi yakışan bayılacağım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim,
Ben de iyiyim. Hemen inandı ya. Ne yapıyorsun? Hemen anında. İsteyebilirsin. İste bakalım. Gelirim yani şu an. Nasıl, hayatındaki bütün şansı buna mı kullandın gerçekten? Adana mı? Sorun. Efendim baba. Evet, babanı verir misin bize? Alo, merhaba. Kayıtlı mıyım? Alper. Merhaba, ben Alper, nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, ne yapıyorsun? Ya bizim hesaplarımız falan kapanıyor yani. Son hesabımızı tekrar açınca tanıyor musun yani? Hepsini not almış tek tek kağıda. Yani çalınan hesapları geri yazıyorsunuz bana, hesabım çalın diye. Ben de tekrardan takip ediyorum zaten. Evet, ama beni gördüğümde bayağı bir umursamamıştı bence. Sonra ne oldu? Ben sen titriyorum ya. O zaman ya, kendine iyi bak. Videoyu izlemeyi unutma, video çıktığında. Şu an Kısa Devre kanalı için video çekiyoruz Burcu. Alper Erözer'le, ben Emirullah bu arada. Evet. Ve ona bir tane takipçisini aramasını söyledik. O da seni aradı. Evet. Ha. Oldu o zaman. Annengile selam söyle. Kendine iyi bak. Evet, Alper Erözer, devam ediyoruz. Şimdi boşluk doldurmacalı şeyler var. Bir şarkı söyleyeceğim. Nokta nokta kısmını sen getireceksin, devamını. Ballı lokma tatlısı nokta nokta nokta. Lokma 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 falan. Mantıklı ama yazılabilir. Güzel, yeni bir şarkı. Yok canım, ne yaptın? Ben Yonca Evcimik'ten yani bahsediyoruz. Ben o zaman doğmamıştım. 90'ların yani. 70'ler falan diyorsun sen. Ben yoktum o zaman, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben olduğum zamandan tamam. Sorun. Evet, gene 90'lardan sonra doğmuş olman 90'ların şarkılarını bilmemen anlamına gelmiyor. Ya tabii ki de biliyorum. Yani sen bir müzisyensin Alper Erözer. Hepsini bileceksin. Ben Afşe de biliyorum. Bütün müzikleri biliyorum ama bunu bilmiyorum. Evet. Bir takipçini bir hafta Instagram'dan takip et. Çok güzel banko bir avantaj bu bence karşındaki kişi için. Evet. Yapacak mısın? Tanımadın beni. Fan sayfası değil. Normal. Yok, fan sayfası değil. Normal. DM atanlardan birini takip edebilirsin. Tamam, DM atan. Elif X, Beyza X, Altun Taş. X. XX. İstek gönderdi. Evet, istek kabul gönderdi. Etmiyormuş. Of. Takip ediyorum. Tamam. Şu anda isteği gönderdi arkadaşlar. Ya geçenlerde seninle alakalı çocuk adam diye. Ya evet, ben onu gördüm. Çok ya. Kızdın mı? Yo, ben niye kızdım? Valla. Ben güldüm. Ama bak, sayfaları demiş ki bu ne? O videoyu gördüm. Çiğ köfteci bilmem ne usta, tam bilmiyorum adını. Çocuk adam çocuk adam diyor. Aklıma direkt sen geldin ya. Çocuk adam çocuk adam. Ama kötü İster bir şey misin? Değil. Niye biliyor musun? Çocuğuz ama adam gibiyiz. Adam gibisin. Evet. Aynen öyle. Bravo. Sen yani biraz da alçak gönüllü olur musun? Rica ediyorum. Yani işte. Şimdi kalbim seninle, elinde sonsuza kadar nokta nokta nokta. Tek bir yeminle. Bravo. Dedim ilk başta anlamadım da sonra. Evet, anladım. Tek bir yeminle. Başka bir soru. Aa bak, bu benim şeyim. Teaser'ım. Jingle'ım. Kendi jingle'ım. Bilme ihtimalin var. Sonuçta video çektik. Kısa devre nokta nokta nokta. Kısa devre. Emrullah Gül. Adını söylemedim. Emrullah Gül. Neydi? Business Now. Ama orası Business değil bahsettiğimiz. Kısa devre. Ba 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 ba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Son ses dinle bu arada. Kısa devre. Son ses dinle. Güzelmiş. Evet. Evet. Yani. Alper cover yapacağız o şarkı. Emrullah Gül hakkında olumsuz bir yorum yap. Bunu sen mi yazdın? Video ya, benim be. Bunu beğendim. Evet. Güzelmiş. Hadi bakalım, olumsuz bir yorum yap benim hakkımda. Ne diyebilirim ki ya? Bilmiyorum abi, beni göm. Şu an beni gömmen lazım. Yok, gömemem. Bir tane. Bazen bağırarak çok konuşuyorsunuz. Bağırarak çok konuşuyorsunuz. Evet. Bak, o olabilir. Bence gayet yani. Abi sen çok sakinsin, ben ne yapayım ya? Sakin yani ben. Relax. Çok sakin konuşuyorsun. Yani böyle. Enerji, enerji. Enerji. Tamam. Bum bum bum, daldan hop dala uçtum, sonunda bir dala kondum nokta nokta nokta. Şey mi bu? Ne bu? Şiir falan mı? Şiir mi? Şarkı. Biraz melodisini verir misin? Hatırlıyorum. Bum bum bum, daldan dala uçtum. Bum bum bum, daldan. Biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ya. Daldan kendime de yaptım. Kuşmuşsun sen. Bum bum bum, daldan dala uçtum, hop dala uçtum.
Sonunda bir dala kondum. Nedir bu daldaki durum? Kim söylüyor bu şarkıyı? Size Deve kanalına abone değil, story at. Oo, en sevdiğim bu. Ay, güzel. Linki de koyacaksın ama yukarı kaydırma. Linki de koyalım, sıkıntı yok. Güzel. Bugün bu iş benim var ya, karım oldu ha. Bugün evet. Gene story zaten etiketledi. Bir de YouTube'a, Instagram'a Emrullah Gül. Ama YouTube'a linki koyacaksın yukarı kaydırma. Efekt koyayım mı? Evet arkadaşlar, şu anda YouTube kanalı için çekimdeyiz. Evet. Yakında çok güzel bir video geliyor, soru cevaplı ve eğlenceli. Bu yüzden yukarı kaydırarak kanala abone olun ve video çıktığı an izleyin, yorum atın. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Koşun. Koşun. Bence tamam. Güzel bir... Herkesin hayatında nokta nokta nokta. Herkesin hayatında kimse karışamaz mıydı bu? Bravo, doğru. Değil mi? Ya ben sosyal medyadan biliyorum ya. Tamam. Bunları. Son nokta noktalı. Herkesin bir nokta noktası vardır. Herkesin nokta noktası vardır. Herkesin bir sınırı vardır. Herkesin bir popisi vardır. Çok yani, efsane bir videodur ya. Herkesin bir popisi vardır. Evet, aa, sanki mı? Hatırlıyorum ya. Ya. Şey hatırlıyorum. Herkesin bir popisi. Instagram'dan gelen DM'lerden bir soruya cevap ver. Evet. Buyurun gene Instagram'dan. Takip ettim ya. Takip ettin. Soruya cevap vereceksin. Şimdi İsteğimiz bitmiyor ya. Biri şey yazmış. Bence buna cevap verelim. Yani hep aşk şeylerine yani? Cevap veriyoruz. Şey yazmış. Hızlı yükselenlerin düşüşü hızlı olurmuş. Aa, evet. Buna ne söylersin? Yazsana bir şey. Hızlı koşan atın boku seyrek düşer misin? O zaman inşallah öyle olmaz mı diyeyim? Ne diyeyim? Bekle ve gör yazsana. Bekle ve gör yazıyorum o zaman. Evet. Bekle ve gör. Engellersin sonra. Kendinize iyi bakın. Yani yeni bir şarkı için şu anda çalışıyoruz. Tek yemine burada daha yeni çıktı ama biz duraksamadan yeni bir parça için tekrardan çalışıyoruz. Onun haberini vereyim ve tek yemini dinlemediyseniz hala gidip dinleyin. Şuraya koyuyorum hatta linki arkadaşlar. Da, oradan bakın. Bu arada bu video trendlere falan gider herhalde yani. Bu videoda trendlere sokarsınız yani. Bir yorumla trendlere girer herhalde. Bol yorum atın, videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve kanala abone olun. Kanala abone olun ve insanlar eğlensin bu yüzden. Bu yüzden videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu hafta Alper Erözer konuğumuzdu. Bir sonraki hafta video gelmeyebilir. Tabii her hafta video atmıyorlar. Yani o kadar da... Her hafta da video çekecek yani, kadar yani, yani YouTuber olmadık daha. Evet. O kadar olmadık. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumu unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Emrullah Show Business Now.